Merhaba değerli canlar, ben Erdem İlkay. Bugün sizlerle Duduk Dersi'nin 4. videosunu çekeceğiz. Öncelikle arkadaşlar çok güzel mesajlar aldım bu ders videoları ile ilgili. Bu anlamda teşekkür ediyorum hepinize. Elimden geldiğince sizler için faydalı olacağını düşündüğüm ders videolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki de biz burada temel bilgileri size vermeye çalışıyoruz. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız en azından bundan sonraki videolardan da haberiniz olur. Şimdi 3 ders videosu çekmiştik arkadaşlar, biliyorsunuz. Birinci ders videosunda enstrümanı nasıl hazır hale getireceğimiz, ikinci ders videosunda enstrüman üzerindeki nota yerleri, üçüncü ders videosunda hem üflemeyi hem de solden sole gam çalışmıştık. Şimdi bugün de dördüncü ders videomuzda sizle tekrar farklı bir egzersiz yapacağız. Çünkü arkadaşlar enstrüman öğrenmenin en başta temelinde bol bol egzersiz yapmak var. Çünkü ne kadar fazla egzersiz yaparsanız o kadar parmaklarınız daha iyi gelişir, enstrümana olan hakimiyetiniz artar. Bu da zaten sizin enstrümana daha iyi hakim olma ve daha iyi gelişmesine vesile olur. Şimdi bugünkü egzersizimiz arkadaşlar aslında gayet basit bir egzersiz, zor değil ama çalışmak gerekiyor. Bir önceki videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bütün öğrendiğimiz egzersizleri yavaş yavaş hızlandıracağız arkadaşlar. Bu egzersizde de aynı. Önce ağırdan başlayacağız. Yavaş 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 her gün hızlandırarak geliştireceğiz bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar bu egzersizimizde fa sesinden başlıyoruz. Yani parmaklarımızın hepsi kapalı. Fa sesindeyim. Bakın arkadaşlar çok basit. Fa'dan başlıyorum. Önce ilk perdeyi açıyorum. Bakın. Birinci perdeyi açtım. Kapattım. Sonra ikinci parmağa geçiyorum. Aç. Kapat. Sonra üçüncü parmağa geçiyorum. Aç. Kapat. Sonra dördüncü parmağa geçiyorum. Aç. Kapat. 5. 6. Fa'yı açıyorum. En son sol'ü açıyorum. Aynı şekilde de geri iniyorum. Zaten sol'ü açtım. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Evet. Bir daha gösteriyorum. Zaten çok basit. Hepsi kapalı. Teker teker birer birer parmaklarımızı açıp kapatıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Telefon çaldığı için video bölünmüştü. Şimdi bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bütün perdeler kapalı. Fa sesindeyim. Birinci parmaktan başlıyorum. Teker teker her parmağımı açıp kapatıyorum. Çok basit. Şu şekilde bakın. Fa'dayım. Fa, aç, kapat. Sonra ikinci parmağa geçiyorum. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Mi aç kapat, fa'yı aç kapat, sol aç kapat. Sonra aynı şekilde de aşağı ineceğim. Sol aç kapat, fa aç kapat, mi aç kapat, re aç kapat, do aç kapat, si aç kapat, la aç kapat, sol aç kapat, fa. Evet, yani çok basit. Teker teker her parmağımızı birer sefer açıp kapatıyoruz. Aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat. Evet, bunu da normal nota dizilimine göre gidiyoruz zaten arkadaşlar. Neydi? Fa, sol, la, si, do, re, mi, sonra fa, sonra sol. Evet. Bunu bilmeyen arkadaşlar varsa ikinci ders videosunda nota yerleri
anlatıyoruz. İkinci ders videosunu izleyerek mutlaka öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Evet, şimdi bir sefer ağır ağır gösteriyorum. Evet, fa'dayım bakın. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bir sefer daha çıkışı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Bir sefer daha gösteriyorum. Ondan sonra aşağı inişe bakacağız. Çıktık. Şimdi aşağı iniyoruz. Sol'deyiz. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Sol'e çıkmıştı. Tekrar sol'den başladık. Sol, kapat. Fa, kapat. Mi, kapat. Re, kapat, do, kapat, si, kapat, la, kapat, sol, fa. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit. Bir daha gösteriyorum. Bakın teker teker her parmağı açıp kapatıyoruz. Hepsi kapalı. Bakın. 1 aç, kapat. 2 aç, kapat. 3 aç, kapat. 4 aç, kapat. 5 aç, kapat. 6 aç, kapat. 7 aç, kapat. 8 aç, kapat. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar aynı yerden başlıyoruz. 8 aç, kapat. 7 aç, kapat. 6 aç, kapat. 5 aç, kapat. 4 aç, kapat. 3 aç, kapat. 2 aç, kapat. 1 aç, kapat. Bu. Bir sefer daha gösteriyorum. Nefes alabilirsiniz. Evet. Önce arkadaşlar bunu ağır 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 iyice yaptık, çalıştık. Ondan sonrasında ne yapıyorduk? Yavaş yavaş hızlandıracağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok keyifli bir egzersiz. Bunu yavaş 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 çalışıyoruz ve devamlı hızlandırarak. Bunu ne kadar hızlandırırsanız o kadar sizin için iyi. Zaten bütün egzersizlerimizde amacımız devamlı hızlandırmak, parmak hakimiyetimizi geliştirmek. Bu şekilde bunu hızlandıracağız arkadaşlar. Çok basit bir egzersiz. Ama ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şimdi ben nasıl her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her hocanın da farklı öğretme teknikleri vardır. Şimdi ben biraz daha teknik kısma önem veriyorum. Yani bir enstrümanı öğrenmenin temelinde zaten öncelikle parmak egzersizleri, üfleme egzersizleri bunlar vardır. Yani siz bunları geliştirmeden bir şeyler yaparsanız mutlaka temelde bir eksiklik olur. Yani örnek veriyorum, istersek direkt ezgi de öğrenebilirsiniz. Yani direkt bir türkü çalmayı da öğrenebilirsiniz. Ama
Bu sefer parmaklarınız gelişmez, enstrümana olan hakimiyetiniz artmaz. Yani o yüzden enstrüman öğrenmenin, yani benim kendi düşüncem bu, en temel yolu öncelikle bu parmak egzersizlerini ve üfleme egzersizlerini iyice çalışarak enstrümana olan hakimiyetimizi önce arttıracağız. Ondan sonrasında zaten türkü çalmakta bir şey yok. Yani türkü çalmak gayet kolay zaten. O yüzden arkadaşlar benim size her zaman tavsiyem, arkadaşlar bol bol parmak egzersizleri çalışın ve bunu metronomla çalışın. Metronomla yavaş yavaş hızlandıra hızlandıra çalışın. Bunları çalışırsanız zaten kendiniz de parmaklarınızdaki gelişimi kendiniz zaten göreceksiniz, farkına varacaksınız. Evet, bugünkü egzersizimiz gayet kolay ama bence gayet de güzel bir egzersiz. Dediğim gibi arkadaşlar, bütün egzersizlerimizi bol bol çalışacağız. Yani hemen bir gün yaptım, tamam ben bunu yapıyorum değil. Bunu geliştireceğiz. Yani dediğim gibi metronomla başladık. Düşük tempoda başlayacağız. Yavaş yavaş tempoyu hızlandıra 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 gideceğiz. Ve son noktamızı bulacağız. Yani yapabildiğimiz en iyi hıza çıkarmaya çalışacağız. Bunların size çok büyük faydası olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü ders videomuz buydu. Gayet basit bir egzersiz. Dediğim gibi her egzersizi minimum ilk bir hafta komple çalışacaksınız arkadaşlar. Ondan sonrasında da devamlı bu egzersizleri çalışacağız. Yani tamam ben bunu öğrendim bitti değil. Yani şöyle düşünün. Nasıl futbolcular devamlı idman yapıyorlar, antrenman yapıyorlar değil mi? Taktik antrenmanı, kondisyon antrenmanı. İşte bizde de kondisyon. Yani siz bu egzersizleri çalıştığınız zaman hem kondisyonunuz gelişecek, hem enstrüman olan parmak hakimiyetiniz gelişecek. Yani o yüzden arkadaşlar egzersiz çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şey değil. Ne kadar çalışırsanız o kadar arkadaşlar ilerlersiniz. Evet, bir sefer daha gösteriyorum. Hepsi kapalı, başladık fa'dan. Birinci parmağı aç, kapat, 2, kapat, 3, kapat, 4, kapat, 5, kapat, 6, kapat, 7, kapat, 8. Sonra geri iniyor. 8, kapat, 7, kapat, 6, kapat, 5, kapat, 4, kapat, 3, kapat, 2, kapat, 1, kapat, bitiyor. Gayet basit. Bir sefer daha yapayım. Burada nefes alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dördüncü ders videomuzda bir egzersiz daha beraber çalıştık. Ama dediğim gibi bunu uzun uzun çalışacağız. Tekrardan belirteyim arkadaşlar. Her ders videosunda belirtiyorum. Belki diğerleriniz diyenler diyebilir, hocam her ders videosunda bunu söylüyorsunuz ama emin olun arkadaşlar, her hafta bir sürü yazan oluyor. Yani o yüzden bu enstrümanı öğrenmek isteyen arkadaşlar lütfen kaliteli, güzel enstrüman alın. Yani bu işi bilen ustalardan alın. Yani gidip internette, mağazalarda satılan turistik ürünleri lütfen almayın. Yazık günah. Hem paranıza yazık, hem hevesiniz kaçıyor. Öğrenme isteğiniz varsa da gidiyor. Belki de öğrenecekken bırakıyorsunuz. Yani o yüzden enstrüman çok önemli. Bununla da ilgili dediğim gibi enstrüman ve online görüntülü ders isteyen arkadaşlar varsa zaten telefon numaram yazıyor. Bana ulaşabilirsiniz. Elimden ne geliyorsa yardımcı olurum zaten sizlere. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.